Türkiye Gençlik Vakfı, vergiden muaf yönetici Bilal Erdoğan. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı, vergiden muaf yönetici Bilal Erdoğan. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, vergi vermiyor yönetici Bilal Erdoğan. Okçular Vakfı, yine vergi vermiyor yönetici Bilal Erdoğan. Devam edeyim. Kadın ve Demokrasi Vakfı, yönetici Sümeyye Erdoğan ve vergiden muaf. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, yönetici damat Berat Albayrak, vergiden muaf. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı, yine vergi vermiyor yönetici diğer damat Selçuk Bayraktar. Şimdi say say bu liste bitmez. Vergiden muaf olan dernek ve diğer vakıflar kamuya açık olmalı, toplumun geneline ayrım yapmadan hizmet etmelidir. Ayrıca devletin kamu hizmeti yükünü de hafifletmelidir. Değerli arkadaşlar, buradan soruyorum. Sizin çocuklarınız ve damatlarınız devletin hangi yükünü hafifletiyor? Devletin hangi yükünü hafifletiyor damatlarınız ve çocuklarınız değerli arkadaşlar? Asgari ücretleden vergi alıyorsunuz ama milletin anasına küfreden iş adamının vergisini siliyorsunuz. Halk evlerini kamu hizmeti statüsünden çıkardınız. İşçiden, çiftçiden, memurdan, esnaftan vergi alıyorsunuz ama akrabaların vakıflarından vergi almıyor, onları da muaf tutuyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, ben hakkımı iktidar mensubu arkadaşlarıma helal etmiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, babanızın çiftliği değil. Ve ilk seçimde bunu halk size hatırlatacak. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Veli Ağbaba, buyurun. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 9 aydan beri esnafın iş yeri kapalı. Maalesef esnaf iş yeri iflasa sürükleniyor. Dünyada örneği olmayan bir şey yapıyoruz. Esnaftan hem dükkanını kapat, hem çalışma diyoruz, hem de para istiyoruz. Yaklaşık 20 kaleme yakın esnaftan vergi alıyoruz. Damga vergisi, çevre temizlik vergisi, doğalgaz gibi birçok vergiyi alıyoruz. Ve Allah aşkına esnaf, elinizi vicdanınıza koyun. Esnaf bu parayı kapalıyken nereden alsın bir düşünün. Esnaf evine ekmek götüremez duruma gelmiş. Malatya'da yaşadık. Cumhurbaşkanı abartıyorsunuz dedi ama esnaf mecazi anlamda değil. Gerçekten evine ekmek götüremiyor ve esnaf ilk kez gıda paketine muhtaç kalmış durumda. Sağına soluna çevresine yardım eden esnaf şu anda gıda paketine muhtaç ve AKP'li belediyeler Malatya'da olduğu gibi esnafa törenle gıda paketi dağıtıyorlar. Değerli arkadaşlar, esnaf vergilerini ödeyemiyor, borcunu ödeyemiyor. Ayrıca elektrikleri kesiliyor. Ya böyle vicdansızlık olur mu? Bu devirde, bugünlerde esnafın elektrikleri kesiliyor. Değerli arkadaşlar, esnaf şu anda entübe olmuş durumda. Esnaf entübe olmuş durumda ve yaşaması zor gözüküyor. Şimdi 9 aydan beri söylüyoruz, genel başkanımız söylüyor, biz de söylüyoruz, bu kürsüde söylüyoruz. Esnaf perişan, iyi değil diyoruz. Esnafa bir paket açıklandı. Yaklaşık 432 bin esnaf faydalanıyor, 2 milyon 200 bin esnaftan. Onlara da günlük 33 TL para veriliyor. Ya Allah aşkına elinizi biraz vicdanınıza koyun. Siz saraylarda eğlence yapıyorsunuz, saraylarda lale devrini yaşıyorsunuz. Esnafa 33 TL veriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın bir resim var elimde. Aslında Türkiye'nin resmi bu. AKP'nin en büyük sloganıydı bu. Hayaldi, gerçek oldu. Bu bir esnafın dükkanı. Camlar dükkana kepengini indirmiş, kilit vurmuş. Sadece 2020 yılında 85.551 esnaf kepenk kapatmış durumda. 85.551 aile ekmeğe muhtaç durumda sadece bu dönem. Bu AKP'nin resmi, hayal diye gerçek oldu değerli arkadaşlar. Şimdi konumuza gelelim değerli arkadaşlar. Konu ne diyor? İyi Parti zincir marketleri gibi düzenleme yapılsın diyor. Çok doğru ve haklı bir düzenleme isteniyor. Bunu biz destekliyoruz. Değerli arkadaşlar, buna aslında bu zincir marketlere, hepsi 3 harfli ve AKP döneminde türeyen, AKP döneminde gelişen ve ismine zincir market değil, 7 başlı ejderha diyeceğimiz şey. Bakkalı yiyor, şarküteri yiyor, kasabı yiyor, züccaciye, manavı, kırtasiyeci, herkesi yiyen bir
Yedi başlı ejderhayla karşı karşıyayız. Buna zincir market değil, zincir market terörü demek lazım değerli arkadaşlar. Bakın, turşu zamanı turşuluk malzeme satıyor, kitap zamanı kitap satıyor. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir saçma düzen olamaz. Mutlaka bu zincir market... Dün akşam burada emeklilerin intibak yasasını konuştum. Emeklilerin çektiği sıkıntıyı anlattım. 2000 öncesi emeklilerle günümüz emeklilerin arasındaki maaş uçurumlarını ve emeklilerin 13.2 milyon emeklinin çok büyük bir bölümünün 7 milyon 900 bininin 1500 lira ile 2000 lira arasında maaş aldıklarını anlattım. Oylama yapıldı. Ama Sayın Başkan bana söz hakkımı bir dakika dahi uzatmadı. Tam bana geldiğinde sıramı aldığımda bir dakika uzatmayacağım dedi. Size dünden borçluyuz. Sizin sayacağı yeniden başlatalım. Dedi ki dedi ki bana böyle niye böyle yaptın Sayın borcumuzu Başkan diye. Borcumuzu ödedik, buyurun. Dedi ki evet sağ olsun yaptı. Dünü tölere ediyor. Dün hakkını helal et dedi bana, ben etmiyorum dedim hakkımı. Şimdi hakkımı helal ediyor. Oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu yasada, görüşülen yasada intibak yasasındaki adaletsizlik çok büyüktü. Ve ben konuşmamı saat 10.30-11 sularında yaptım. Hiçbir emekli izleyememişti. Sonra videoyu paylaşınca bütün emekliler, oy vermeyen ve intibak yasasını reddeden milletvekillerine çok içten, gönülden selamlarını yolladılar. Önümüzdeki seçimde size daha büyük selamlarını yollayacaklar. Size onları iletmek istedim. Allah'ın selamı üstümde kalmasın. Onu iletmek benim boynumun borcu. Şimdi bu yasada, bu görüşülen yasada skuter ve bisikletlere öncelik sağlanması söz konusu ve dönüşlerde ve ışıklamada onların öncelik sağlanması söz konusu. Bu dünyanın bütün ülkelerinde öyle aşağı yukarı. Danimarka'da, mesela Hollanda'da, Hollanda bisikletle yaşayan bir ülke. Danimarka'da mesela bisiklet yoluna hiç kimse giremez. Hiç taciz olmaz. Ama çok öncesinden bu yana gelişen bir durum. Biz de tabii ki bisikleti destekliyoruz ama bizdeki bisikletliler daha çok işe gidip gelmek için kullanılmaya başladı. Çünkü vatandaşın cebinde para kalmayınca otobüse binemiyorlar. İzmir'de çok sayıda insan artık bisikletle işe gidip gelmeye başladı. Avrupa'yı herhalde biz bu AKP iktidarı döneminde bisikletle yakalarız diye düşünüyorum. Konya'da tebrik etmek lazım Konya'yı. 515 kilometrelik bir hat var, bisiklet hattı. Ve Konya'yı bisiklet hattı açısından takip eden İstanbul var, 260 kilometrelik bir hat. Ve sonrasında gelen benim yaşadığım şehir, 75-76 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı. Aziz Kocaoğlu ve Tunç Sayar'ın gayretleriyle. Ve benim doğduğum, büyüdüğüm Eskişehir'de 65 kilometrelik yol var. Ama diğer kentlere baktığımızda bisiklete ayrılan yol hemen hemen çok az, yok denecek kadar az. Elbette ki dünyanın bütün ülkelerinde kent yoğunluğu açısından bakıldığında bisikletin hem sağlık ve hem de çevre kirliliğini önlemek açısından çok büyük önemi var. İzmir'de bir de ayrıca bisiklet açısından kendi bisikletin olmasa da BİSİM diye bir bisiklet hadisesi var. Halen 50 istasyonda 650 bisiklet ve 70 tandem bisikleti var. Gözleri görmeyen arkadaşlarımız da bisiklete binebiliyorlar İzmir'de ve İzmir'de tandem bisikletlerin sayısı önümüzdeki yeni yılda 120'ye çıkacak. Yani gözleri görmeyen insanlarımıza dahi bisiklet kullanabilme hakkını veren İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekten kutlamak gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni pek çok konuda kutluyoruz. Ama bir konuda çok önemli kutluyorum. 240 okulda
210 bin çocuğa her gün süt dağıtılıyordu İzmir'de. 2012 yılında iktidar bunu örnek aldı, Türkiye'ye taşındı ve gerçekten önemli bir iş yaptılar. Şimdi İzmir'de 1-5 yaş grubu arasında 87 milyon 200 bin ton süt dağıtıldı ve 315 milyon liralık alım yapılarak köylü desteklendi. İzmir'de süt üretimi %440 attı ve İzmir'in artmasıyla birlikte Türkiye'deki süt üretimi de %70 arttı. Şimdi buradan sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin olduğu yerde niçin süt dağıtılmıyor? Niçin oradaki çocuklar Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Erzincan'da, Balıkesir'de, Gümüşhane'de, Kastamonu'da, Trabzon'daki belediyeler niçin 1-5 yaş çocuklarınıza süt içirtmiyorsunuz ve hayvancılığı desteklemiyorsunuz? Sizin elinizi kim bağlıyor? İzmir size örnek olsun. Gelin, samimi söylüyorum, biz aracı olalım İzmir milletvekilleri olarak. Gelin İzmir'deki uygulamayı bir görün. Gelin bunu Türkiye'ye taşıyalım. Hayvancılığı da geliştirelim. Ama siz yeşil deyince doları anlıyorsunuz. Çevre deyince kendi aile çevrenizi anlıyorsunuz. Beslenme deyince de sarayı anlıyorsunuz. Başka da bir anlayışınız yok. Teşekkür ediyorum.